Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmaktadır. Birlikte Pişirelim Mutfağı'ndan herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün mutfağımızda yine değerli bir konuğumuz ve güzel bir köfte tarifimiz olacak. Bugünkü konuğumuz Filiz Numanoğlu. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir tarif alacağız bugün senden. Evet. Bir köfte tarifi ama değişik bir köfte olacak. Ne köftesi? Köftemizin İsveç adı ne? İsveç köftesi, soslu bir köftedir. Yapımı evet. Çok kolay ve çok lezzetlidir. Hı hı. Evimizde kolaylıkla yapabiliriz evet, bu tarifi. Evet, kesinlikle. Evde çok kolay uygulanabilir. Yalnız yani tarife geçmeden önce kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Benim adım Filiz Numanoğlu. 25 yaşındayım. Uluslararası Finan Üniversitesi'nde gastronomi öğrencisiyim. 3. sınıfım. Aynı zamanda bölümün asistanıyım. Hı hı. Alsancak'ta oturuyorum. Bugün sizlerle beraber yemek yapmaya geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldu bu bölümü seçmen? Aslında farklı bir hikayesi var. Benim küçük bir kuzenim var, çok seviyorum onu. Evet. Onu ben sürekli, bu benim ikinci üniversitem, önceki üniversiteme götürdüm. Benimle derslere girerdi. Daha önce hangi üniversiteyi bitirmiştin? Yakın Doğu Üniversitesi, İşitme Engel Öğretmenliği bitirdim. Evet. Oraya beraber gidiyorduk. O benden 5 yaş küçük. Hı hı. Ben üniversiteden mezun oldum, o liseden mezun oldu. Sonra dedi ki ne güzel beraber üniversitede derslere giriyorduk. İşte beraber gitsek yine okusak gibisinden. Evet. Ben dedim sınava gireyim, olursa olur. Oldu, güzel oldu. Hı hı. Benim bölümüm buymuş yani. Önceki çok mutlusun bölümü, bu bölüm, evet. Önceki bölümden çok daha başarılı, çok daha güzel ilerliyorum. Hedeflerini konuşacağız biraz sonra. Tabii ki hedeflerim var. Okul bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ama istersen şimdi tarife dönelim. Dönelim. Köftemizi, malzemelerini söyleyelim izleyicilerimize. Tabii ki. Ve tarife başlayalım. Köfteden başlayalım. 120 gram kıyma var. Bir porsiyonluktur, bir kişiliktir bu. Evet. 120 gram kıymamız var. 3 küçük soğan, yarım demet maydanoz, 50 gram galeta unu, 100 milim süt. Baharatlarımız var. Muskat, karabiber ve kimyon. Evet. Sarımsağımız var. Bir diş yeterli. Aslında biz bir kişilik yapacağımız için ben onu çok böldüm ama yani çeyrek yumurta kullandım. Et bulyonumuz var. Bunlar köfte için olanlar ve tereyağının yarısı onun, 100 gram. Daha sonra püre yapacağız, farklı bir püre olacak. Püremize de 2 orta boy patates, evet. 1 küçük havuç, yarısı işte tereyağının oraya. Püremiz için? Ha, evet, püremiz var. İçin krema farklı var. Farklı bir... Ve köftemizin sosu olarak da kremaya kullanacağız. Yani bildiğimiz klasik püreden farklı bir püre evet, oluyor. Daha farklı İçerisinde bir havuç püre. Var, havuç krema var. Evet, mi? Krema, maydanoz da var. Evet. Sebzeli olsun, renkli olsun biraz. Hı-hı. Daha tabak diye. Evet. O zaman başlayalım istersen. Başlayalım. Önce köfteden başlıyoruz yoksa püreden mi başlıyoruz? Patatesi atalım, kaynasın. Önceden biz tenceremizi ocağımıza koyduk. Evet. Şu anda altını da yaktık. Tuz koyuyor, koymak gerekir mi? Evet, tuz. Tuzun hatta. Böyle geçeyim istersen. Bu kapağını kapatalım. Evet. Şimdi galeta unumuzu koyup sütle ıslatıyoruz. Bu köftenin daha yumuşak olmasını sağlar. Sütümüz ılık mı? Fark etmez. Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığındadır ama soğuk da olur. Bir değişiklik olmaz yani. Evet, galeta unu ve sütü karıştırıyoruz şu anda. Evet. Bu köfte nasıl bir tarif? Okuldan mı öğrendiniz bir tarif? Sana ait bir tarif mi? Yani ben bu köfteyi çok severdim. Hı hı. Aynısını denemek istedim okulda. Evet. Denedim, bir sınavda yaptım. Başarılı oldu. Hocalar da çok beğendi. O yüzden bunu yapmak istedim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Şimdi kıymamı da ekliyorum. Bir önceki üniversiten 4 yıllık bir üniversiteydi değil mi? Evet. İşitme engelliler öğretmenliği okudum. Evet. Bunu alayım. Bunun bir kısmını koyacağım. Tabii onun da sana çok katkıları oldu.
tabii ki. O bölümünde. Bir de o dönem pandemi yoktu. Hı hı. Gerçekten üniversite gibi olduğunu hissediyordum. Evet. Şimdi biraz daha böyle, daha kısıtlı maalesef. Çok öğrenci yok, online eğitimdi, oydu buydu. Anladım. Biraz sıkıntı. Peki bu üniversite bitirdikten sonra? Başka aslında ne var sırada? Yurt dışı istiyorum açıkçası. Nereye Fransa gidiş? Çok güzel olur, olursa. Fransa'da çalışmayı düşünüyorsun. Fransa ya da İngiltere, ama yani hayallerim Fransa, çünkü gastronominin şehri orası. Karıştırıyorum. Evet, neler yaptık şimdi tekrar? Soğanı ekledim. Galetayı sütle ıslattım. Evet. Kıyma, soğan, sarımsak ve maydanoz ekledim. Hı hı. Karıştırıyorum. Köftemizin her şeyini yaptık şimdi. Evet. Birazdan baharatını ekleyeceğim. Daha önce yurt dışı seyahatlerin oldu mu? Gastronomi üzerine deneyimlerin oldu mu okul döneminde? Maalesef gidemedim. Okul çok yoğun olduğu için ve pandemi falan vardı zaten başladığımda diye. Ama İstanbul'a yarışmaya gitmiştik okul olarak. Evet. Orada başarılı olan arkadaşlarım vardı. Ben de destek olarak yanlarındaydım. Hı hı. Güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah bu sene de ben katılırım. Ben kazanırım. İnşallah. Her yıl düzenlenen bir yarışmaydı herhalde. Her yıl düzenlenir. Çok güzel, koskocaman bir yerde kurulur. Bir sürü kategorisi var. Hı hı. Et, balık, makarna, pasta, çikolata. Evet. İstediğinize katılıp başarılı olabilirsiniz ya da artık kısmet. Hangi kategoride yarıştınız? Ben yarışmadım ama bu sene makarna ile tatlı arasında gidip geliyorum. İki kategori yarışmanız mümkün değil mi? Yani hem makarna hem tatlı. Yoksa bir tane seçmeniz mi gerekir? Mümkün ama yani bir sürü başarılı öğrencimiz varken iki kategoriyi de bana verirler mi? Ondan çok emin değilim. Hı hı. Biraz tuz ekleyelim. Evet. Eve gittiğin zaman evde de yemek yapmaya devam eder misin? Aslında... Bu her gastronomi öğrencisinin böyle bir şeyi vardır. Okulda yaptıklarımızı maalesef evde çok uygulayamıyoruz. Çünkü çok teknik tabaklar çıkıyor. Hani evde ben bir iki kere denedim ama yani şey olur, biz bununla mı doyacağız falan diye. O yüzden çok şey yapmam ama genelde yaptığım evet. şeyler beğenilir evde. Evet. Ama işten dolayı da ben 4-12 çalıştığım için bizim sektör öyle. Hı-hı. Çok da yemek yapamıyorum, yiyemiyorum da. Evet. Eve gittiğimde herkes uyumuş oluyor. Ben de yatağıma. Evet, şimdi bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Köftemizin yoğurduk. Evet, birazdan yumurta ekleyecek içine ama biraz bağlansın öncelikle. Hı-hı. Şimdi patatesimizi attık. Şimdi tereyağını atalım. Ben bir elimi yıkayayım. Şeyi. Tamam. Evet. Evet. Şimdi tereyağımızı bu ocağa yakalım. Bunu açalım. Evet, o erisin. Daha sonra havucumuzu ekleyecek. Biraz kavrulsun, yumuşak olsun. Şimdi sert kalmasın. Püre için yapıyoruz. Evet, püre için. ...50 gram koydum şimdilik. Eğer daha isterse 50 daha eklerim. Kardeşlerin var mı? Var, iki tane abim var. Onlar ne yapıyorlar? Okuyorlar mı, çalışıyorlar mı? İkisi de çalışıyor. Biri Türkiye'de, hı-hı. biri burada. Biri evli, biri bekar. Çok güzel bir yeğenim var. Bir tane. Abi, çocuğu. Evet. Minik bir kız, aynı ben, Allah halasına çekiyor. Kız da halaya çeker, halaya benzer derler. Evet. Evet. İyi kötü bütün huylarımı almış maalesef. Öteki abim de şimdi geldi, işte burada. Evet. Tatil yapıyoruz beraber. Oradan geldim, onun yanından geldim. Onun yanına geri döneceğim. Hı-hı. Tabii dediğin gibi biraz önce 4-12... Okuldasın evet. herhalde. Çalışıyor musun? Evet, çalışıyorum. Bir restoranda çalışıyorsun. Evet. 4-12'si. Ertesi günde herhalde sabah erken kalkmazsın. Dinlenmek yani, istersin biraz herhalde. Evet. Öyle olur ama fazla da uyuyabilen bir insan değilim. Hı-hı. 6 saat, 7 saat maksimum. Sonra sabah uyanırım ama
Yani yataktan kalkmam. Ne kadar hareketsiz olursam, çünkü işte çok fazla hareket ediyoruz. Oturma fırsatımız olmuyor. Çok da yoğun işleyen bir restoranstayız. Nasıl bir restorandır? Ne, menüsü nedir yani? Neler var? Gurme burger, gurme pizza. O tarz şeyler yapıyoruz. Evet. Bütün gün, yani bayağı günde 500 burger falan satıyor yoğun. Ama. Çok yoğun bir restoran. Oradayım. Bu arada okul dönemi. Şimdi şu anda okullar kapalı. Okul tatil. Evet. Ben okul tatil olur olmaz işe girdim. Yani okul dönemi de 4 olduğu için sıkıntı olmayacak ama derslerime ne kadar vakit ayırabileceğim bilemiyorum. Evet, onu ayarlayacaksın herhalde. Ayarlayacağım. Yaparız bir türlü. Derslerime çok önem veren bir insanım yani. Evet. Materyalı erittik. Erittik ve içerisine havuçları koyduk. Koyuyoruz daha doğrusu şu anda. Evet. Bu güzel bayağı bir püre olacak aslında. Renkli. Evet. Renkli ve havucun o tadı gerçekten farklı bir seviyeye çıkarır bence püreyi. Yani ben kime yaptıysam bunu çok beğendi. Hocalarımdan da tam not almış bir püredir. Evet. Umarım siz de beğenirsiniz. Biraz sonra tadacağız. Evet. Daha çok tatlı yapmayı mı seversin, yemek yapmayı mı? Yoksa fark etmez mi? Aslında fark eder. Ben yemekçiyim daha çok. Çok tatlıyla arası olan bir insan değilim. Yemeği sever misin, tatlı yemeği? Yoksa yok, sevmezsin? Yok, onu da sevmem. Yani çok fazla yemem ama bu bölüme başlamadan önce çok fazla seçiciydim yemeklerde. Yani balık yemezdim kesinlikle. Piştiği ortama bile giremezdim. Et yemezdim. Daha sonra ilk sene derslerimde hocalar ne zaman balık yapsa kendimi zorlardım ama her seferinde çok kötü olarak tansiyonum düşerek dışarı çıkardım. Yani beni okul, yani sınıftan dışarı gönderirlerdi. Kokusundan mı rahatsız olurdun? Çok rahatsız olurdum kokusundan, tadından. Çok şey gelirdi bana yani. Abi çok kötüydü, faydalı değil mi? Evet. Balık çok faydalı. Çok faydalı. Zaten şimdi bir numaram balık. Sürekli yapıyorum, yiyorum. Hani okula başlarken 53 kiloydum, şu an 65 oldum. Her şeyi yeme huyu elde ettim çünkü. Artık ne bulsam deniyorum yani, kötü bile olsa. Denmek adını istiyor bilmeden, evet. İnsan, çünkü her evet tadı bilmeli bir kesinlikle aşçı. Evet, kapağını kapatıyoruz. Evet, o biraz şey yapsın. Bir kontrol edelim bunu. Daha iyice yumuşaması gerekiyor patateslerin, evet, değil mi? Bayağı daha kaynayacak. O zaman köftemize dönelim tekrar. Evet, dönelim. Buna yumurtasını ekleyebiliriz. Şimdi yumurtanın bağlaması için kullandığımız bir ürün. Evet. Şimdi bir tabak alayım. Bir vereyim. Olur. Tabağı vereyim. Evet, şimdi köftelerimizi yuvarlıyoruz. Hani çok büyük olmalarına gerek yok. Şu büyüklükte olması yeterlidir köftelerimizin. Yani daha büyük içi çiğ kalabilir. Daha küçük de çok kuru olmasın diye. Evet, köftemizin adı İsveç köftesi. Evet. İsveç'e ait bir köfte herhalde. Evet. İsveç tarifi. İsveç'in geleneksel soslu köftesi. Bugün bir porsiyon yapıyorum. Bunu karıştırayım mı? Olur. Filiz. Tereyağı ve havuç şu anda. Evet. Havuçlarımız biraz renk alınca içine krema dökeceğiz. Evet. Evet. Her yıl okul tatil olduğu zaman çalıştığım mı, yoksa bu yıl ilk defa mı? Yok, her yıl çalışıyoruz. Aynı her yerde yıl mi? Yok. Değişik yerlerde. Daha önce farklı yerdeydim. Şimdi değiştim yerimi, daha farklı şeyler öğrenebilmek adına. Her sene zaten bizim yazları zorunlu stajlarımız var. Evet. Oraya katılmak zorundayız. Bu küçük oldu, burada kalsın. Pişti mi diye yeriz, bakarız tadına. Tamam.
Seneye de Türkiye'de staj yapma hayallerim var. Umarım başarılı olurum bir otelde. Onu da okul mu ayarlıyor size? Da kendiniz mi? Okul yardımcı olur tabii ama kendimiz ayarlamamız gerekiyor. Yani mülakatlar falan olur genelde. Bir de yaz dönemi olduğu için zaten bütün oteller çok fazla öğrenci aldığından dolayı biraz fark yaratmak gerekir. O yüzden farklı bir mülakat gerektiği için okul çok bir şey yapamıyor ona. Yok krem. Biraz şimdi bir 50 mililitre kadar bir krema vereceğim. Evet. Mesela içerisinde bunun şu anda havuç koyduk. Evet. Yeşil olarak, yeşil renk vermesi için maydanoz olabilir değil mi? Evet, kesinlikle. Zaten ekleyeceğim birazdan ama havuç biraz çeksin kremayı. Kereviz olur mu? Kereviz de olur. Kereviz de güzel olur ama o daha şey yani... Baskındır onun şeyi. Evet, baskın bir tadı olduğu için. Yani bu yemekte çok fazla kereviz tadını istemediğimizden dolayı. Hı hı. O yüzden kullanmadım ben. Bir ocak daha isterim. Şimdi köftemizi kızartacağız. O yüzden yerlerini değişeyim. Püreyi oraya alalım. Püreyi buraya koyduk. Daha bir ocak için köfteyi buraya aldık. Evet. Şimdi biraz sıvı yağ ekleyelim. Yani çok olmasına gerek yok. Fırın kullanmıyoruz değil mi? Biz yok, fırın yok. Sadece kızartma oluyor köftelerimiz. Biraz daha tereyağı çok güzel lezzet olur. Çünkü bu kızarttığımız köftelerin olduğu tavada lezzetler yapışacağı için sosu için bu tavayı kullanacağız. Lezzetler yukarı kalktığında çok daha farklı bir hava katıyor yemeğe. Hem sıvı yağ hem tereyağı kullanıyoruz şu anda. Bunun yanında şimdi püre yapıyoruz ama başka ne ile servis yapılır? Aslında ben de çok düşündüm hazırlayın başka bir şey diye ama başka bir sebze şey düşünemedim. Sebze gerekir mi haşlanmış garnitür? Haşlanmış garnitür de güzel olur. Olabilir. Aslında makarnayla da karıştırabilirsiniz. Kremalı tatları seviyorsanız makarnayla da olur ama en çok yakışanı püredir. Biraz maydanozumuzu ekleyelim püremizin kremasına. Harika görünüyor. Evet, maydanozu daha sonra atmamızın sebebi yeşilliğini kaybetmesin, canlı gözüksün içinde diye. Evet, yağımız hazır. Köfteleri atalım. Daha önceden una batırmak falan gerekmiyor. Yok, gerekmiyor. Zaten bunlar dışı çatlar, çıtır çıtır olur. İçinde galeta unu var. Evet. İçinde galeta unumuz var. Daha yumuşak yapsın diye sütle galeta unu. Ne kadar kızartırsanız kızartın asla o yumuşaklığı kaybetmez. Galeta unu olduğu için. Evet, püf noktasıdır bu. Galeta unu ve sütü ıslattığınız için gayet yumuşak köfte seviyorsanız böyle yapmamız gerekiyor. Evet. Teşekkürler püf noktası için. Bu püf noktalar çok önemli değil mi? Kesinlikle öyle yani. Tariflerde. Bir yemeğin tamamen lezzetini değiştirebilecek şeyler bunlar. Biz de deneye deneye öğreniyoruz yani. Evet. Bazen çok kötü sonuçlar elde ediyoruz. Yapmamamız gerektiğini anlıyoruz. Bazen de başarıyla sonuçlanıyor. Her deneyimden bir tecrübe kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle öyle. Küçükken annen yardım eder miydin mutfakta? Sever miydin? Yani severdim ama annem zaten çok geleneksel yemekler yapan bir insan. Yani mesela şu an yaz dönemindeyiz. Evde her gün çiçek dolması var. Ne güzel. Eskiden ben de öyle derdim ama ben de çok severdim. Evet. Ama her gün artık... Anneme dedim ki anne artık lütfen yapma, sıkıldım. Eskiden bir tencereye otursam yerdim. Şimdi böyle ocağa bakıyorum gene mi çiçek dolması deyip düz devam ediyorum. Var mı sizin bahçenizde ekliyorum ondan dolayı herhalde? Evet, her sabah toplar.
Hani bize bakmadan, çocuklarına, eşine, torununa bakmadan çiçeklerimden bir de. Evet, evet. O da çocukları gibi. Evet, kesinlikle. Kendim koyarım annenin şeye. Yok. Dolmaya. Yani çünkü aslında bazı bölgelerde koyarlar. Birkaç kere denedi ama ben çok sevmiyorum diye böyle. Ben her yediğimde laf söylerim. Bana da denk gelen her zaman hellimli yaptığı olur. Ben çok sevmiyorum diye şey yapmam. Güzel olur aslında yani. Bazı farklı bölgeler bir tat. Rendelenmiş koyar. Bazıları evet. Küçük küçük. Küçük küp küp. Kesip koyarlar. Sadece size güzel tabii ki. Evet. Ama yani annemin dolmasının üstüne tanımam. Her ne kadar şu an çiçek dolması yemesem de. Artık zaten o da evde yapmaktan vazgeçti. Tencere tencere yapıp yapıp şey yeğenlerine gönderiyor. Abi bu senin için. Abi bunu da kızına ver. Ne güzel. Herkese tencere tencere dolma. Yani yaprak, asma yaprağı dolmasından daha pratik doldurma evet, kesinlikle. Daha kısa zamanda ben de yani hazırlayabiliriz. Daha tercih ettiğim yapma aşaması olarak çiçek dolması çok daha rahat yapabileceğiniz, daha hızlı olabilecek bir dolma ama ben dediğim gibi artık sıkıldım çiçek dolmasından. Ama yaz yemeği gerçekten çok güzel yaz için. Yani bir dönem bulabiliyoruz zaten, başka yok. Bir de molehiya. Sever misin molehiyayı? Severim. Onu da gün yapmaz herhalde annemiz. Yok, onu yapmaz. Ama bahçede o da var. Her var akşam mi? Eve gittiğimde molehiya ayıklayalım. Ayıklayıp kurutuyor herhalde. Evet. Bana der bazen odamda yatma, molehiya serdim. Aşağıda kal. Hı-hı. Tamam derim. Yani molehiyalar benim yatağımda, ben yerlerde. Tazesi de güzel olur onu. Yani aynı gün, mesela babam öyle severdi. Aynı gün hiç yapmadı. Hep ıspanak gibi. Ha, evet, ispanak bilirim gibi yani. Bilirim, yedim daha önce ama annem hep kurutur. Hep ben o şeyi vardır yani. Kurutulmuş severim. Kuru molehiyi. Evet. Ama molehiyi ayıklamanın zevki bambaşka. Bak, ama yani. O tek kişi değil, 5-6 kişi böyle oturacak. Evet, hep dedik, Kıbrıs dedikodusu. Hep birlikte, komşularla birlikte. Evet. Çok zevkli geçer. Evet, bunlar olmak üzere. Hı hı. Tabii sizin kullandığınız ocaklar okullarda çok farklı. Kesinlikle. Sanayi gibi, büyük değil, dev gibi. Evet. Ya, otellerde büyük. Çalışırken dev tencereler. Evet. Ben artık şeyle çok küçük gelir bana. Mesela şu an bu yaptığımda biz okulda böyle. Bazı derslerde tabii. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir patatesimizi kontrol edelim. Bunun altını kapatalım. Tavayı kapattım. Patatesimi bir çatalla. Bu daha sert. Püre için biraz da beklememiz gerekiyor. Evet. Püremiz hala. Patatesimiz yumuşamadı yeterince. Şimdi orada sos yapacağız herhalde. Evet. Bu arada saç rengin ilgimi çekti. Evet. Biraz değişik bir renk. Evet. Her sene farklı bir renk yaparım. Daha sonra akınca daha başka bir renk yaparım. Hı hı. İlk boyadığım günü hatırlıyorum. Babam demişti ki bu ne? Şimdi artık saçlarım böyle yarıdan olduğu için artık ona gidiyorum. Diyorum ki saçlarımı ayır boyayacağım. Bu sefer ne renk yapıyorsun diye heyecandan sorar artık. Alıştırdım. Onlar, evet. Alıştırdım. Şimdi yağın içerisine un koyduk herhalde. Evet. Bunun bizde adı roux'dur. Unla yağı kavururuz ve bir sıvı eklediğimizde içerisine daha kıvamlı olmasını sağlar. Evet. O yüzden muhallebi kıvamına yaptım. Gelecek herhalde. Biraz ağırlaştıracak. Evet, biraz ağırlaştıracak. Ruh. Beşamel içinde bunu kullanıyoruz. İyi bir hamburger yapmak için ne lazım? Şimdi çalıştığın yerin sırlarını verme ama. İyi bir hamburger için. Evde mesela hamburger yapmak isterim. Ne yapmam lazım önce? Aslında her et yemeği olduğu gibi, her et yemeğinde olduğu gibi iyi bir hamburger içinde çok iyi bir etinizin olması lazım. Yağlı
Soğan seviyorsanız dana. Eğer soğan seviyorsanız rendeleyip veya soğan tozu, ama kesinlikle suyu girmemeli. Çünkü çok gevşek yapar. Yani yağ yeterince zaten onu yumuşatacağı için o soğanın suyuna gerek yok. Soğanı sıkmamız lazım o zaman rendeledikten sonra. Daha sonra baharatlarını istediğiniz gibi ekleyip pişirebilirsiniz. Şimdi kremamızı ekledik. Bunu biraz kısalım. Evet. Baharatlarını koyduktan sonra köfte harcını yoğuruyoruz. Evet. Değil mi? Bu kadar yani. Kolay bir tarif. Çok kolay bir tarif gerçekten. Yani ben yemek yapmayı bilmiyorum, hiç beceremem diyen bile kesinlikle yapabilir ve çok da lezzetli bir tarif. Şimdi bulyon koyduk herhalde. Evet, yarım bir bulyon ekledim. Buna biraz su gerekecek. Su alabilir miyim? Ne kadar istiyordunuz suyu? Bir bardak yeterli olur. Bir bardak su. Dökeyim hepsini. Olur. Yavaş yavaş. Devam edeyim. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi onun kapağını kapatalım. Teşekkür ederim. Şimdi kapağını kapatıp biraz bunu kaynamaya bırakıyoruz. Pişireceğiz. Bu böyle. Onun altını kapatabiliriz. Patatesimizi bir daha kontrol edelim. Evet, bir 2 dakika daha. Suyunu kullanmıyoruz değil mi? Patatesin. Kullanacak mıyız? Kullanmıyoruz. Aslında patatesi suda haşlamak da patatesin bütün tadını kaçırır ama en kolay yöntem budur. Yani herkes, en geneli bu olduğu için herkes böyle kullanır. Ne fakat, yapmak lazım? Buharda mı yapmak lazım? Buharda ya da işte bizde çok yaygın değil ama mikrodalgaya bir şeyi çiğ bir halde streçleyip koyarsanız çok güzel içindeki vitaminleri kaybettirmeden pişirir. Evet, çok kullanmıyoruz o şekilde. Evet, gene de benim annem mikrodalgayı evden kaldırdı. zararlı diye. Ha, yemek ısıtmaya, bazı yemekleri ısıtmaya ben kullanıyorum. Evet, yani evet, kullanılır, daha kolay olur, daha rahattı. Ama benim annemin öyle bir takıntısı var. Evet, ben bunu bir süzeyim. Şimdi patatesimizin suyunu süzdük. Evet. Evet, şimdi bunu ezeceğiz. Haşlarken biraz da tuz atmıştık içerisine değil mi? Evet, biraz tuz attık. İsterseniz daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz ama zaten patates çok içine almaz onu. Yani kaynama suyunda. Ben gereken baharatları biraz karabiber, biraz tuz, kremasına ekleyeceğim. Okulda başladığın günlerde, yıllarda, şimdi üçüncü sınıfsın, bir yılın kaldı, bitiyor. Evet. Unutamadığın bir anın var mı yarışmada veya okul günlerinde? Unutamadığım... Şu anda aklına gelen... Anım... aslında okulda her günüm çok güzel geçiyor. Yani her günümüz çok hoş ama hocalarla birlikte geçirdiğimiz vakitler ve bir şef gelmişti okula. Bruno Şef Fransa'dan. Evet. Onunla beraber yaptığımız yemekler, onunla beraber çalışma fırsatı buldum yani asistanıydım. Onunla yaptığımız yemekler ve o iki gün geldiği, bizde ağırladığı, misafir ettiğimiz iki gün çok güzeldi. Beni Fransa'ya davet ettiler. Ama işte şu an okul olduğundan dolayı henüz gidemedim. Bitir bitirmez soluğu Fransa'da alacaksın bugün. Umarım. Yani hayallerim vardı zaten. Evet. Bu evet. Şefle bir adım daha yaklaştım. Evet. Orada bir restoranda çalışacaksın herhalde.
Evet. Ama yani bütün hayatımı Fransa'da geçirme şeyim, hayalim yok. Hı hı. Yani biraz çalışıp o biraz fikir almak açısından. Ufkun genişler. Evet, ufkum genişlesin, vizyonum gelişsin. Evet. Birazcık orada, çünkü gerçekten gastronominin merkezi, başkentidir. Evet. Oradan sonra geri ülkeme dönmek isterim. Evet, şimdi püremizi ezdik. Bunun içinde iyice ezildiği için buradan buna aktaracağım. Biraz sonra renklerle buluşacak değil mi? Renklerle buluşacak püremiz. Kesinlikle. Bundan biraz ayıralım ama. Daha küçük bir tabak alabilir miyim? Tabii. Bu arada köftelerimizi sosumuza bırakabiliriz. Sosumda tadına bakıp eksik olan baharatlarını ekleyelim. Evet, tadına bakıyorum. Evet, çok güzel. Kendim yaptım diye biliyorum. Bunun altını açalım şimdi. Bunun kapağını kapatıp çekmeye bırakıyoruz. Hı hı. Birazdan biraz tuz eklerim. Teşekkürler. Köftelerimiz tavaya girdi. Evet. Bu sadece patates olduğu için şu an çok katı. Hı hı. Evet, birazını aldım. Şimdi renklerle buluşturuyoruz. Şimdi alayım. Teşekkürler. Pürenin içinde ihtiyacı olan süt ve tereyağını biz burada karıştırdığımız için krema ve tereyağı ile eklememize gerek yok. Bunu da vereyim size. Amen. Teşekkürler. Bu arada bu senin getirdim bıçakların değil mi? Evet. Herkesin ayrı bıçak seti var. Evet. Bu ne bıçağıdır? Bu şef bıçağı mı bu? O şef bıçağı. Biraz benim korkunç bıçağı. Bir görüntüsü var ama. Evet, benim bıçaklarım biraz uzundur. Büyüktür öyle alıştım diye. Maalesef daha küçük kullanamıyorum. Şeflerin böyle bir laneti var. Yani ne zaman eve gitsem bıçaklara bakarım böyle. Bu ne, bu ne, bu ne? Minicik minicik hepsi. Ama onlar size oyuncak gibi geliyor, oyuncak bıçak. Kesinlikle ve onlarda daha fazla el kesme şeyimiz var, yani bizim imkanımız riskiniz var. Var. Tabii ki. Çünkü alışkın değiliz. Büyükle daha kolay iş yapılır ama. Evet. Benim teyzem de, bazen ben teyzeme gidiyorum yemek yapmaya. Hı-hı. Bıçaklarımla gidiyorum. Bıçak setinle beraber. Onun bıçakları çok küçük çünkü. Bana diyor nasıl yapıyorsun, bunu anlamıyorum. Ben de diyorum sen onunla nasıl yapan ben anlamam. Evet, şimdi bunun da tadına bakalım bir. Tadına bakmak gerekir değil mi? Tuzuna. Her zaman. Kıvamına. Nasıl? Evet, tuz ister ama gerisi gayet iyi. Evet, çatallarım bitti. Bu arada köftelerimiz pişmeye devam ediyor. Evet, köfteler sosu çekecek. Sosun içerisinde. Kesinlikle. Evet, tuz ekledik. Karıştırıyoruz püremizi. Şimdi köftelerimize bakalım. Hı hı. Onları bir çevirelim. Yaklaşık ne kadar kalması gerekir? Yani üstü aslında kapalı sosun içerisinde. 5 dakika bile yeterlidir. Ne kadar çekmesini istediğinize bağlı olarak değişir. Bazısı soslu köfte sevmez, bazısı çok soslu sever. O bir değişir. Evet, neredeyse hazırız. Hı hı. Tabağımızı yapabiliriz. Tabii ki. Bizde daha çok artık dağınık tabaklar
tercih ediliyor gastronomide. Dağınık. Evet, yani böyle çok her şey çok düzenli olmasın içerisinde. Böyle çok uğraşılmış gibi olmasın ama göz alsın. Hocalarımız sürekli öyle der. Mesela benim bazen ben çok takılırım mesela. Bir yerde bir şey varsa karşısında da aynısı olsun gibisinden. Ama yani hocalar bazen der ki yani öyle yapma, bir tarafta olsunlar diye. Artık yavaş yavaş alıştım dağınık tabak yapmaya. Evet. Bu sosumuzu düzeltelim. Köftelerimizi alalım. Bir porsiyona kaç köfte girer? Yani aslında 5-6'dır porsiyonu. Biz biraz fazla yaptık bugün. Normalde bir tabağa çift girmez. Sevgili arkadaşım Akın, buradan selamlar. Tek mi girer? Tek, çok çok tartışırız bu konuda. Neden? Ben çünkü ben tabaklarımı sürekli mesela köfte yapacağımızda 4 köfte, 2 köfte eşit olsun ya. Hep öyle yapıyorum. O da gelip canım arkadaşım sürekli bir taneyi alıyor. Çünkü tabak kuralı vardır. Her zaman tek sayı olur. Peki neden tek sayı olur? Neden nedir? Ben de aynısını sordum, cevaplamadı ama öyle bir şey gelişmiş. Yani artık mesela İtalyanlar makarnayı, ravioliyi sunarken de ya 1 ya 3 ya 5 olarak sunarlarmış. Yani çift girmez tabağa derler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam, tektir o zaman. Onu da ben evet, tabağıma olur getireyim. Katmak için. Yine bir düzen aldı. Düzensiz bir düzen. Peçim maydanoz kullanacaksınız evet, tekrar. Evet, maydanoz kullanacağım. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Tek olduğundan eminiz değil mi köftelerin? Evet, köfteler tek Akın. Evet, onu böyle koyabiliriz. Tadına bakmak için tabağımı getirdim. Tabii ki. Sizin tabağınızda da tek olmuş oldu. Evet, tek. Kuralı bozmadık. Evet. Ocağı kapatalım mı? Evet. Kapatalım. Alalım artık. Evet. Biraz da püre alalım yanına. Ben böyle geçeyim. Sizi de biraz şekilli yapayım da özenmediğimi düşünmeyin yani. Değişik bir püre oldu gerçekten. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Biraz da maydanozla süsleyelim. Gayet güzel. Evet, sizin tabağınız daha güzel oldu. Hemen tadına bakayım. Keselim. Gayet güzel, doyurucu. Bir lezzet. Sosu harika. Afiyet çok olsun. Güzel, yumuşak bir köfte. Eline sağlık. Filiz. Afiyet olsun. Çok güzel oldu. Güzel bir İsveç köftesi ve yanında güzel bir püre aldık. Tarif aldık senden. Evet. Tekrar eline sağlık. Afiyet olsun. Program başlamadan önce birazcık şeydin, yapamayacağım, konuşamayacağım evet, dedi ama gayet güzel bilgiler aldık senden. Güzel bir program oldu. Güzel bir tarif oldu. Kesinlikle öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Sizler beni rahatlattınız. Yine bekleriz programımıza. Gelirim artık her hafta. Bekliyoruz. Değişik tariflerle. Tabii ki gelirim. Programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Ne yazık ki süremiz dolmak üzere. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Bu mesleği tercih etmek isteyen herkesin sabırlı olmasını, dinamik olmasını, enerjisini hiç kaybetmemesini ve bu işi severek yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok geçerli bir meslek ve çok uzun yolları, çok güzel basamakları olan, kariyeri başarılı olan bir meslek. Umarım herkes severek bu mesleği seçer ve okur. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Okul hayatında ve daha sonraki çalışma hayatında da başarılar dileriz. Çok teşekkürler.
Bugün mutfağımızın konuğu Filiz Numanoğlu'na güzel tarifi ve sohbeti için çok teşekkür ederiz. Başka bir tarifle, başka bir konukla yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın. Birlikte Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmıştır.